Merhaba yazılım ile R derslerimize hoş geldiniz. Evet değerli dostlarım. Bildiğiniz gibi zaten eğer bizi takip ediyorsanız biz R temel seviye eğitimlerini bitirdik. R Studio ile nasıl plot alıyoruz, nasıl veriyi görselleştiriyoruz profesyonel seviyede bitirdik. Şu an zaten makine öğrenmesi videoları da çekiyoruz ama bazen R ile birçok analiz yapıyoruz ve bize istek geliyor. Bize mesela bu hafta ya hocam T-test'i anlatır mısın dedi. Her yerde T-test ya nedir bu T-test? Hipotez testi diyorlar falan ya bunu nasıl kullanılıyor ya da kaç tane türü var nasıl yapılıyor gibi bize çok soru geldi. Hem e-mail üzerinden hem de Instagram üzerinden değerli dostlarım. Eğer oralardan bizi takip etmiyorsanız ki e-mailden takip edemezsiniz ama diğer sosyal medyalardan bizi takip edip bize iletişime geçebilirsiniz. Ben de dedim ki ya bu videoda size bir T-test'i tüm her şeyle anlatayım. Kafanızda hiç soru işareti kalmaz. O yüzden kodlarımı önceden hazırladım. Şimdi karşınızdayım. Neden önceden hazırladım? Açıkçası sonra ne anlatacağım unutuyorum. Videonun ortasında da bir daha videoya böyle bakmak istemiyorum. O yüzden değerli dostlarım kodları önceden hazırladım. Bütün notları sizin için aldım. Şimdi tek tek hepsini en detaylı şekilde size anlatmaya çalışacağım. Şimdi dostlar T-test dediğimiz durum şudur. Birkaç farklı metot, birkaç amaç için kullanılır ama en büyüğü şudur. Sizin veri hakkında ya da araştırmanız hakkında bir düşünceniz olur. Buna hipotez diyoruz yani. Bir hipoteziniz olur. Bu hipoteziniz doğru mu yanlış mı? Bunu tabii verileri, sayısal verileri kullanarak yapıyoruz. O verilerin arasındaki anlamlılığa göre hipotezin doğruluğunu ve yanlışlığını test ettiğimiz duruma istatistik analizin adına T-test diyoruz. Bu kadar. Nasıl kullanılıyor? İlk başta bir veriye ihtiyacınız var. Ben zaten bir tane veri oluştururum. İlk başta istiyorsanız kütüphanemi aktifleştireyim. Bu arada direkt hiçbir şey bilmeden de direkt YouTube'dan T-test yazdınız beni gördüyseniz eğer ben bu arada Hasan Can Demirci. Biz Merhaba Yazılım'da R'la bütün eğitimleri verdik. Yani şu açıdan sıfırdan ileri seviye kadar eğitim verdik. O eğitimlerimize kanalımıza gidip göz atabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi Library Read Excel'imi çalıştırdım, aktif ettim. Şimdi datamı import ediyorum. Şimdi verimi import ettim, açıyorum. Bakın değerli dostlarım, bende de zaten şöyle bir veri var. Bilerek T-Test'in bütün formatını kullanayım diye hepsinden koydum. Mesela, şimdi belli gruplar var. Şimdi bu benim bir araştırmamın grubu olabilir. Mesela örnek veriyorum. Bir tane ilacım vardı, tamam. İlacımı doğal yolla yaptıklarım, sıfır yani doğal yolla ilaç ürettiğim gruba sıfır. Sentetik yani kimyasal yollarla o ilacı üretiyorsam ona da bir diyorum. İlacı kullandıktan önceki grubun verileri, ilacı kullandıktan sonraki grubun verilerini de after'a koydum. Şimdi elimde benim bir sürü veri var şu an. Bir, ilacın doğal ve yapay olması, yani sentetik olması. Bir de ilacı kullandım diyelim, ilacı kullandıktan öncesi ve sonrasının verileri. Şimdi ben bununla şunu diyeceğim. Benim ilacım benim hastalarıma iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Bunu nasıl yapıyorum? Şimdi değerli dostlar, ilk başta birinci T-test'e başlıyorum. T-test'i oluşturmak çok kolay. İlk başta zaten geliyorsunuz, T-test yazdığınız zaman T.test yazıyorum. Bakın, kendi geliyor. Enter'a bastıktan sonra gerisini yazıyoruz. Bakın burada zaten yaptım. Şimdi lütfen sadece şuna odaklanın. Eğer sizin bir araştırmanız var ve iki ayrı grubunuz var. Mesela aynı benim şuradaki gruplarım gibi. İlacı kullanmadan önce ve ilacı kullandıktan sonraki grubum. İki ayrı grubum varsa ya da gözlem grubum varsa bakın hemen şu iki faktörlü ya da two sample t-test dediğimiz birazdan göreceğiz bunu kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk başta birinci kolonumun verileri yani birinci grubumun verileri sonra ikinci grubumun verileri yapıyorum. Var equal dediğimiz durum şu. Variance equal yani variable diyebilirsin variance equal olmasına yani değişkenlikleri varyantları eş seviyede tutuyor. Ve bu sayede daha objektif bir analiz yapabiliyorum. Yani bütün değişkenleri aynı tutuyorum diye düşünüyoruz. Bakın bunu çalıştırdığımda. Şöyle bir çıktı veriyor bana. Az önce söyledim ya size. Two sample. Yani iki tane denek var burada. İki tane sample var. Birisi birinci grup, diğeri ikincisi grup. Biz buna two sample t-test diyoruz. İlk başta bakın bana çıktıyı veriyor. Burada önemli olan t-test kolay. Bunun çıktısını yorumlamak zor zaten. Rahat olun şimdi hepsini yorumluyoruz. Birini yorumladık mı hepsi gelecek zaten. Şimdi data neyi gösteriyor? Hangi verileri kullandım? Okey. Benim verilerim zaten burada bunları görüyorum. Bu t sayısı bizim analizimizde bize çok güzel bir ipucu verir. Ne olduğunu ya farklı standart sapma ile mesela örnek veriyorum. Verilerin arasındaki farkın bölümü vesaire. Buraya bilmenize gerek ama şu. Eğer bu t sayısı büyükse sizin verilerinizin arasında bakın verilerinizin rastlantısı olmuyor. Yani rastgele bir anlam olması ya da anlamsız olması olasılığı o kadar düşüktür demek. Yani T sayısının değeri arttıkça araştırmanızın sonucunun olumlu olduğunu söyleyebilirsiniz. DF burada en eksi grup diyoruz bunu yani en eksi veri sayısıdır. Şimdi benim elimde kaç tane veri sayısı var? 200 bu kolon, 200 bu kolon, 400 değil mi? 400 tane kolonum var ama 2 tane de grubum var ya en eksi
Ne yapıyorum bu sefer? 400. En nedir? 2 grubum var. 400-2, 398'i veriyor. Tamam mı burası? P-value de zaten bize significance gösteriyor. Eğer dostlarım, burası şu an zaten 0.05'ten küçük. Eğer sizin veriniz, tabi bu araştırmanın araştırmaya değişir ama genel olarak p-değeriniz 0.0, p-value diyoruz, 0.05'ten küçükse sizin araştırmanız anlamlıdır. Yani olumlu bir çıktı vardır. Yani aralarında verilerinizin anlamlılığı çok pozitif yöndedir. Yani eğer bir hipoteziniz varsa bunun doğru olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Tabii bu 0.05'ten büyükse mesela 7, 8 ya da örnek veriyorum 0.9 gördüyseniz demek ki aradaki fark hiç böyle göz yani aradaki fark o kadar anlamsız ki sizin hipotezinizde büyük bir sıkıntı var diyebiliyorsunuz. Tamam mı? Alternative hypothesis true difference means ha, eğer sıfıra eşit değilse bak burada diyor ki sizin gerçek farkınız yani ortalamalardaki gerçek farkın sıfıra eşit değil. Yani diyor ki ortalamalar sıfıra eşit değil. Bu ne demek benim için? Yani birbirinden çıkarıyor ortalamaları grubu sıfıra eşit. Demek aralarında fark var. Eğer aralarında fark olmasa ne olacak bu sefer? Çıkardın mı sıfır olacak. Diyecek ki bunlar aynı. Demek ki çalışmada hiçbir şey değişmemiş diyecek. Sıfır eşit olmaması size şunu gösterir. Anlamlılık var. Hala hipoteziniz doğrudur diyor. %95 güven aralığı confidence interval'da geliyorum. 5.5 ile 6.3. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Eğer bu iki sayı arasında sıfır yoksa eğer iki grup arasında sıfır yoksa demek ki hala araştırmanızın sonuçları anlamlıdır. Significance'dır. Yani pozitif sonuç aldınız. Yani şu eğer hipoteziniz şuysa ilacı kullandı. Şu an veri görüyorsunuz. İlacı kullandıktan sonra benim verilerimde örnek veriyorum bu diş plakta olması, dişte oluşan plak sayıları azalıyorsa demek ki ilacım etkilidir diyorum. Bakıyorum ki eğer after dediğimiz yerde plak sayısı yani şu %42'ler %41'ler daha azalıyorsa benim ilacım etkilidir. Çıkarımım bu ve bu da bana diyor ki evet böyle olabilir. En sonunda zaten sample estimation diyor. Yani iki grubun zaten ortalamasını gösteriyor bana. Hatta bu iki grubun ortalamasını da birbirinden çıkardığınız zaman point estimation. Şuraya not edeyim. Point estimation'ı görebilirsiniz. Şuraya gelir misin ya artık? Geldim. Şöyledir. Şöyle yazılıyor. Point estimation. Yani noktalar arasındaki tahmin gibi düşün. Noktalar tahmini diyebilirsin. Aralarındaki farka bakabilirsin. Zaten şu an ortalamalara baktığın zaman ben şunu görüyorum. Diş plak sayısının ortalaması. Bak burada %45 iken %39. Yani ilacı kullandıktan sonra. X hangisi, Y hangisi? Hangisini buraya ilk yazdıysanız o X'tir. Bu da Y'dir zaten. İlacı kullandıktan sonra da ben plak sayısının düştüğünü görüyorum. Şimdi ben burada şunları söyleyebilirim. Arkadaşım P değerim 0.05'ten küçük. Süper. Demek ki benim araştırmam pozitif. Birinci kanıt. İkinci kanıt benim aralarındaki fark şunların arasındaki farka bakın mesela örnek veriyorum. Sıfır eşit değil. Demek ki aralarında fark var. Benim araştırmamda hala pozitif sonuçlarım var. Yani hipotezim doğru olabilir. Benim ilacım evet plak sayısını azaltıyor diyebiliyorum. Bakıyorum güven aralığı sıfır yok arada. Bu ne demek? O üçüncü delil. Hala demek ki aralarında anlamlı, significance bir fark var diyebiliyorum. Yani en sonunda ortalamalarına bakıyorum ki görüyorum ki buradaki plak sayısının ortalaması düşmüş. Bu ne demek oluyor? Size kaç tane delil. Demek ki benim ilacım etkili. Ben bu ilacı kullanabilirim. İlacı kullandıktan sonra hastalarda diş plağının oluşma yüzdeliği düşüyor. Demek ki ilacım etkili diyebiliyorum. Umarım güzel anlatabilmişim. Şimdi şöyle bir durum da var. Siz şunu da yapabilirsiniz. Eğer sizin bakın aynı örnek üzerinde farklı zamanlarda ölçüm yapıyorsanız bakın aynı örneğiniz var. Örnek veriyorum bir tane fare var elinizde. Bu fareye sabah bir ilaç verdiniz. Aynı ilacı düşünün. Bir de akşam bir ilaç verdiniz. Bakın aynı denek var. Aynı örnek üzerine ama farklı zamanlarda yaptığınız bir araştırma varsa o zaman pair bunları eşleyeceksiniz. Yani şöyle bakın çalıştırıyorum. One sample çıkacak bu sefer. Bakın pair test. Yani tek bir örnek yapacak. Şunları mesela şurada zaten görüyorsunuz. Yine aynı ikisini yapıyorum ama şunu diyorum. Bu iki grup aynı örnek üzerinde yapılmıştır diyorum. Bakın bunun çıktısında şöyle yapıyor. 200 değer diyor. Bunlar eşlediği için artık ne yapıyor? İkisini tek bir kolon haline getiriyor. N eksi grup 200 eksi 1 yapıyor. Bu sefer tek grup yaptı eşledi mi? Oradan geliyor. Şimdi şuna bakıyorum. P sayım bu arada bayağı yüksek. Yani ben buna şunu anlayabilirim. 127 ise benim bu gruplarım arasında bayağı bir fark var diyebilirim. Bakıyorum ki 0.05'ten P value düşük. Çok güzel. Alternatif hipotezime bakıyorum. Yine sıfır eşit değil. Aralarında anlamlı bir fark var demek ki bu süper. Güven aralığına bakıyorum. 5.85 6 aralarında yani sıfır bunların arasında değil yani. İkisi de sıfırdan büyük.
Hala demek ki verilerim arasında anlamlı bir fark var diyorum. En sonunda da zaten difference'ınız, yani aradaki farkı göstermiyor. Aralarında da bir fark olduğunu, yani iki grubun arasında %5'lik bir fark ya da 5.95'lik bir fark olduğunu görüyorum. Bu ne demek oluyor? Benim bu gruplarım var ya değerli dostlarım. Bu gruplarım aynı örnek üzerinde olduğunu düşünelim. Bu gruplarımda ben ilacı, örnek veriyorum, uyguladım akşam, birine de sabah. Akşam uyguladım after düşünelim. Akşam uyguladığımda daha etkili diyebiliyorum. Bakın aynı grubum var, farklı zaman aralıklarını test ediyorum. Yani bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum. Akşamki ilaç kullanımında daha etkili oluyorsun, çıktısını verebiliyorum. Umarım burası da nettir. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa, ya hocam burayı güzel anlatamadınız ya da burası benim için çok net değildi, yazın yorumlara. Ben siz gerekirse telefonla ararım, özel olarak da anlatırım. Bir problem yok. Şimdi diğer bir t-testimizi gruplara göre analiz. Bu ne demek? Mesela şöyle düşünün. Sizin şöyle before'u düşünün. Sadece bunu alacağım ama benim burada dediğim gibi az önce normal ve sentetik olarak da iki ayrı grubum var. Yani ben bunları gruba ayırmışım. Bu grupların kendi arasında ne kadar fark var? Şimdi şöyle düşünün. İlacı kullandıktan sonrası benim için önemli. Artık şunu diyorum. İlacı kullandıktan sonra t-testim sonucu göre evet bir anlamlı bir fark var. Yani ilacım etki ediyor. Peki bu ilacı doğal yolla üretileni mi daha etkili, yoksa sentetik yani kimyasal yolla üretileni mi daha etkiliye? Şimdi bakıyorum. Bakın çok güzel bir analiz. Ne yapacağım? Mesela benim için after kolonu önemli ya, çünkü diş plak sayısını düşürüyor. İlacı kullandığım zaman zaten bu kolon. Geliyorum, bakın şurada ilişkilendiriyorum. Şu işaret relationship, yani ilişki demektir, tamam mı? Bunu grupla ilişkilendiriyorum. Grup dediğimizde şurada 0 ile 1. Ne yapacak bu mesela? After'ın 0'ıncısıyla after'ın 1'incisi, yani normalle natural dediğim, doğalla sentetik olanı birbiriyle kıyaslayacak. Bakalım aralarına ne kadar bir fark var. Çalıştırıyorum. Şimdi şunu görüyorum. Bakıyorum. P-value, ay şuna dikkat eder misiniz? T sayısı çok düştü. Demek ki burada bir sıkıntı var. İşkilleniyorum şu an. Demek ki aralarında anlamlı bir fark yok. Anlamlı bir fark yok dedim. Aralarında bir fark yok demek. Yani onu da yapsan, onu da yapsan bir farkı yok demek oluyor. Tamam mı bu t-testin? Düştü t-testim. Okey. Zaten buralarda grupsallaştırdığım için bunları zaten 198. Dikkat edin değerli dostlar. 0.3 oldu. 0.05'in neredeyse yani 0.3 üzerine, 10'da 3 üzerine çıktı. Bu ne demek? Geçmiş olsun. Burada zaten p-value'da da bakıyorsun significance değil. Aralarında bir fark yok. Aralarında anlamlı bir fark yok demek bu. Geliyorum alternatif true difference between. Bak dikkat edin. Between 0 ile 1 arası not equal 0. Ya bakın direkt 0 ile 1 atadı bana. Yani diyor ki burada senin bu hipotezinde yanlışlık var. Senin bu hipotezin, eğer bunu görüyorsanız şudur. Senin bu kurmuş olduğun hipotez patladı diyor yani bize. Tabiri caizse. Hemen güven aralığına bakıyorum. Güven aralığı bakın. Ne oldu? Az önce 5 ile 6 idi. 0 hiç yoktu. Bakın şimdi arada 0 var. Yani bir öncekinden farkını görüyorsunuz. Az önce bakın 5 ile 6 iken şurada, şimdi arada 0 oldu. Bu ne demek? Güven aralığı. Yani güven aralığına girdiğiniz zaman yine aralarında anlamlı bir fark var. Bakın tek t-testten beri birinci kanıt, ikinci kanıt, üçüncü kanıt, dördüncü kanıttayım. Gelin ortalamalarına bakıyorum. Biri 39.06, biri 39.3. Aralarında 10'da 3'lük fark var. Yani bu ne demek? İstersen bunu natürel olarak kullan, ister bunu sentetik olarak kullan, aralarında çok büyük bir fark yok. İşte bu t-testte grupsal, yani gruba dayalı t-testte, yani üçüncüde bakın gruplara göre analizde, ben bir ilacın, örnek veriyorum, ya da herhangi bir araştırma olur, belli grupların arasında nasıl bir ilişki olduğunu bu t-test sonucunda görebiliyorum. Şöyle bir şey de var, genelde bunu istiyorlar. Güven aralığını arttırabilirsiniz. Eğer siz %95 kullanıyorsanız %5'lik bir hata payınız vardır. Bunu nasıl değiştirirsiniz? Confidence interval'dır ya, buraya gelirsiniz mesela, örnek veriyorum, bakın şuraya yazdım. Sadece conf level yazarsınız. Otomatik confidence level'ı 0.90. Dikkat edin. Buraya sakın 97 yazmayın. %97, 97 yazayım dersen olmaz. Ondalıklı yazmanız gerekiyor. 0.97 yaparsanız bakın ne olacak. Çalıştırıyorum. Bakın şurası da 97 oldu. Yine sonuçlarım şeyle aynı çıkacak. 95'te yine aynı çıkar. Çünkü bu araştırma çok belli, çok net sonuçları var. Bakın bu sefer 97. Yani bu da ne demek olur? %3'lük bir hata payıyla bu araştırmayı gerçekleştirmişsiniz demek olur. Değerli dostlarım, ben t-testi bu kadar biliyorum açıkçası. Zaten en çok bunlar kullanıyor. Bunun dışında başka kullanılan metodu var mı bilmiyorum. Ha, aralarında bazı nitelik ekleyebiliyorsunuz ama onlar çok önemli. Bu kadar bilseniz size yeter ve artar. Umarım net olmuştur sizin için. Anlamadığınız bir nokta olsun, YouTube yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ben oradan yardımcı olurum. En kötü dediğim gibi telefonlaşırız. Ya da ben size Zoom linki atarım. Zoom üzerinden tekrar anlatmaya çalışırım. Ama bu şekilde. Kolay. Sadece dediğim gibi yorumlaması. Çünkü t sayısını bileceksiniz. Nasıl yorumlayacağım? Df çok önemli değil. P value.
0.05'ten küçük olması lazım ki anlamlı olsun. Alternatif hipotezim. Üçüncü kısma geliyorum. Bu sıfıra eşit olmayacak. Çünkü aralarındaki fark sıfıra eşitse bunlar aynı olur. Değil mi? Çünkü 1 ile 1'i çıkar sıfır. Aynı. Bir fark yok aralarında. Dördüncüye geliyorum. Güven aralığım şunla mesela minimumla maksimum. Bu aralıkta sıfır olmayacak. Eğer aralıkta sıfır varsa geçmiş olsun. Ve ondan sonra en son 5. kanıtımda aralarındaki zaten ortalamalarına bakıp aralarında fark var mı yok mu da görebilirsiniz. T-test sayesinde 5 ayrı yoldan hipotezinizi destekleyebiliyorsunuz diyerekten video burada bitiriyorum. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.